Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blender derslerimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün birlikte bir masa yapacağız. Basit bir masa olacak tabi. Çok aşırı bir şey olmayacak. Ama hani bunu yaparken çoğu özelliği göstermeye çalışacağım. Hemen yeni açtım. Yeni Blender. Hemen işimize başlayalım. Öncelikle bakın bu mavi tuşa basarak yukarı doğru Z yönünde çıkarıyorum. Daha sonra bakın S'ye basıyorum ve Z'ye basıyorum. Bakın küçülttüm böyle. Daha sonra S ve X'e basıyorum. Böyle istediğim boyutta büyütüyorum. S'ye basıp Y'ye basıyorum. İstediğim boyutta büyütüyorum. Yeter benim için sanırsam. Şimdi buradan object mode yerine edit moda geçiyoruz. Bakın sağ tuşa seçili olduktan sonra edit moda geçiyoruz. Öncelikle burada noktalar seçili. Şimdi bakın kenarda tools'lar değişti. Hemen şöyle bir şey göstereyim size. Bakın knife diye bir seçenek var. Bu bıçak demek. Buna basıyorum. Bakın herhangi bir yerden kesmemi istiyor. Masanın ayaklarını nereye yapacaksan. Öncelikle bu kenardan böyle bir boşluk bırakıyorum. Bu şekilde. Enter'a basınca kesiliyor orası. Şimdi tekrar knife'a basıyorum. Ve bu kadarlık bir ayak oluşturuyorum. Böyle biraz saçma oldu gibi ama sanki. Bence de oldu. Şimdilik knife'ı nasıl kullanıldığını gördünüz. Bunu böyle kullanmayalım. Şu şekilde kullanalım. Bakın. Burada loop, cut and slide var. Buna basıyoruz. Bakın böyle pembe bir çizgi geliyor. Buna bastıktan sonra istediğimiz yerden kesik ayarlayabiliyoruz. Öncelikle buradan basalım. Tekrar diyelim. Buradan tekrar basarak masa ayağımızı böyle bu kadar bir boyutta ayarlayalım. Aynısını buradan da ayarlayalım. Tekrar basalım. Bunu böyle getirelim. Tekrar basarak getirdik böyle. Şimdi yan taraflardan yapalım. Bak. Böyle getirdik buraya. Önce kenardan birkaç santim boşluk. Daha sonra tekrar gelerek böyle ayaklarımızı böyle oluşturuyoruz. Tekrar basarak aynı şekilde buradan tekrar basarak aynı şekilde buradan. Şimdi buradan bakın burada hatırlarsanız geçen ders anlatmıştım çizgi. Bakın burada yüzler oluştu. Bu ayak olarak kullanacağımız 400'ü shift tuşuna basılı tutarak sağ tuşla seçiyorum. Gördüğünüz gibi 4 tanesini seçtim. E tuşu çoğaltmayı sağlıyor. Mesela o yüzü böyle bu şekilde çoğaltıyor. Anlatmak yerine göstereyim. Pek anlatılmıyor. Bakın E'ye bastım. Düz bir şekilde bakın aşağı doğru inmeye başladı. İşte bu kadar uzunlukta bunu bırak. Biraz daha sehpaya benzedi. Ama güzel oldu. Şimdi daha ne yapabiliriz? Öncelikle mesela masayı bir yumuşatmayı deneyelim. Nasıl yumuşatacağız bunu? Geçen ders hatırlarsanız bu object modda smooth özelliğini göstermiş. Bakın bu pek bir işe yaramıyor. O zaman şöyle yapalım. Bakın bu kenarda burada anahtar var. İngiliz anahtarı. Buna basalım. Buradan add modifier var. Buna basarak bakın burada subdivision surface var. Bu yumuşatmayı sağlıyor. Bakın bastık buna. Gördüğünüz üzere değişik bir yumuşatma yaptı. Object moda geçerek daha güzel görebiliriz. Bakın. Diyelim ki doğrusu böyle güzel oldu ama diyelim ki ben buraların daha keskin olmasını istiyorum. Ben buraları keskin nasıl yapabilirim? Şu şekilde arkadaşlar. Hemen edit moda geçiyorum.
Bakın ki böyle çizgi oluşturduğunuz yerler daha sert olur. Örnek olarak hemen gösteriyorum. Bak, bastım buraya. Böyle getirdim. Aynı şekilde buraya bastım ve böyle getirdim. Tekrar yandan böyle buraya getirdim. Tekrar aynı şekilde buradan böyle getirdim. Masa ayağı da biraz sert olacak. Tekrar aynı şekilde ayağa gelerek bunu böyle aşağı doğru çektim. Aynı şekilde böyle de yapabilirsiniz. Bakın, tekrar ayağa bastım. Bunu da böyle tavana yapıştırdım. Tekrar diğerlerine de aynı şekilde böyle ve böyle. Evet. Şimdi object mode'a geçelim. Gördüğünüz üzere gayet hoş bir masamız oldu. Tabi bu, bakın burada view var. Bu sayıyı arttırarak keskinliği arttırabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın 5'te kasmaya başladı çünkü çok poligonlu oldu. Poligon ne demek? Böyle yani çok nokta sayısı. Hemen göstereyim. Bakın noktaya bastım. Bakın her yerinde bir nokta oldu. Bunu en kolay görmek için Z tuşuna basın. Gördüğünüz gibi içi gözükmez bir hal aldı. Çünkü çok poligonu var. Bu yüzden 5 değil de 3 iyi. 3 gayet iyi. Örnek olarak şöyle de yapabilirsiniz. Mesela buradan Edit Mode'a geçelim. Buradan yüz seçme kısmına gelelim. Ve bakın sağ tuşla ortadaki yerleri seçelim. Seçtik. X tuşuna basalım. Bakın burada nokta, çizgi ve yüz. Yüzü seçelim burada. Aynı şekilde buradakileri de seçelim. Tekrar X ve Faces. Gördüğünüz gibi burası boşluk oldu. Şimdi yeni bir özellik daha göstereyim hazır buradayken. Mesela buralar böyle boşluk kalacak. Tabii ki de hayır. Buradan çizgi özelliğini seçiyoruz. Bakın. Üstteki çizgileri seçiyorum. Alttaki çizgileri seçiyorum. Üstekileri tekrar seçiyorum. F tuşu ile, yani fill, doldurmak demek. F tuşuna basarak burayı bu şekilde dolduruyorum. Aynı şekilde buraları böyle seçerek tekrar F tuşu. Böyle. Evet, şuna bastık. Böyle saçma bir hal aldı. Ya da böyle hoşunuza gidiyorsa böyle yaparsınız. Tekrar aynı şekilde böyle yaptım. Aynı şekilde böyle yaptım. Tekrar Ctrl Z ile geri alabiliyorum. Daha iyi yapmak için buradan böyle yapıyorum. Buradan böyle yapıyorum. Aynı şekilde buradan böyle yapıyorum. Ve ben böyle yapıyorum. Buraya istiyorsanız cam koyarsınız. Yani onun gibi şeyler. Veya istiyorsanız böyle delik kalır. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümde bu masayı texture'layacağız. Çok kolay bir şekilde. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı, beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yoruma yazarsanız seviniriz arkadaşlar.